بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الأول الله جل جلاله والآخر الله جل جلاله والباطن الله جل جلاله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله جل جلاله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı olan günlerin en bereketlisi olan, duaların çok kabul edildiği, tevbe edenler için günahların affedildiği, mübarek Cuma günü hürmetine bizleri de affeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı mağfiret eyle, tevbelerimizi makbul eyle. Mübarek üç ayları dünya ahiret mutluluğumuza vesile eyle ya Rabbi. Ölmeden önce nefsini hesaba çeken, kendi hesabını gören, hatalarını, kusurlarını idrak edip, günahlarından tevbe istiğfar eden ve hayatında yepyeni sayfalar açıp, Müslümanca bir hayat yaşayan kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Dünyaya günahsız, tertemiz geldik, Müslümanca bir hayat yaşayarak, verdiğin nimetlerin şükrünü eda ederek, başta dinin direği olan beş vakit namazımızı hakkıyla kılarak ve gerek bireysel gerekse toplumsal sosyal sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirerek rızana uygun bir kul olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Mübarek Cuma günü hürmetine maddeten manen hasta olan bütün hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Gerek evlerinde gerekse hastane köşelerinde şifa bekleyen bütün hasta kardeşlerimize Şafi isminle şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına helalinden kazanıp ödemeler nasip eyle. İşsiz kullarına helal iş imkanları nasip eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, gücümüzün, kuvvetimizin, kudretimizin yetmeyeceği her türlü bela ve musibetlerden, göklerden, yerlerden, denizlerden, küçük büyük varlıklardan, canlı cansız varlıklardan gelecek her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden,
Bizleri, ülkemizi, bütün insanlığı muhafaza eyle ya Rabbi. Mübarek cuma hürmetine mazlum ve mağdur kullarına yardım eyle ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Dinimizi, imanımızı, kitabımızı, vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, maddi manevi değerlerimizi, milli manevi değerlerimizi her türlü iç ve dış düşmanların şer ve tuzaklarından, küresel şeytanlı güçlerin ülkemiz üzerindeki her türlü tuzaklarından ülkemizi ve değerlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Günahsız olarak bizlere ikram ettiğin, lütfettiğin nesillerimizi, yavrularımızı İslam'a hadim eyle. Onları da bizleri de nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış azgınların, zalimlerin şer ve tuzaklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Mübarek cuma günü hürmetine duaların çok kabul edildiği bu güzel günde üzerimizde maddi manevi emeği bulunan ecdadımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza ve cennet vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize de rahmetinle muamele ile, onları da bizleri de affeyle, kabirlerini cennet bahçesiyle, kabir azabı içinde olanlar varsa şu mübarek gün hürmetine affeyle ya Rabbi. Dünyaya günahsız geldiğimiz gibi temiz bir hayat yaşayıp son nefesimizde buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelime-i şehadetiyle huzuruna imanlı olarak imanımızı korumuş, salih amellerle donanmış, her türlü kul haklarından, günahlardan, günahların ağırlığından kurtulmuş olarak huzuruna tertemiz gelebilmeyi ve ebedi aleminde cennetinde buluşup cemalullahını görebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu anda uzaktan yakından duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Her ne gibi sıkıntıları varsa sen biliyorsun, izale eyle. Hastalarına, hastalıklarına tekrar tekrar şifalar ihsan eyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cuma'nın feyiz ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim. Rabbim cuma günümüzü dünyamız ve ahiretimiz için hayırlara vesile eylesin. Bugün çok önemli bir konuyu vaktimiz el verdikçe sizinle konuşmaya, bu konuda sohbet etmeye gayret edeceğiz. Rabbim dinimizi doğru anlamayı, doğru anlatmayı, anladıklarımızı sadece bu ortamda bırakmayıp hayatımızın bütün alanlarına taşıyıp yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah'a ibadet ve kullukta ihlas ve samimiyet. Son derece önemli bir konu. Çünkü ibadetin özü ihlastır, samimiyettir. Samimiyet olmadan, ihlas olmadan, Allah rızasını hayatın her alanında esas almadan ne Allah'ın rızasını, sevgisini kazanabiliriz ne de insanlar arasında değerimiz olur. Ama maalesef çok önemli bir değerimiz olan bu kavramı bugün hayatımıza taşıma noktasında maalesef çok büyük sıkıntılarımız, noksanlarımız var. Müslümanlar olarak samimiyet ve ihlas noktasında zaafımız var. İnanıyoruz ama inandığımız gibi yaşamıyoruz. Müslümanız diyoruz, Müslümanca davranmıyoruz. Zihnimiz, kalbimiz, sözlerimiz, eylemlerimiz ve davranışlarımız birbirini tutmuyor. Halbuki Müslüman inandığı gibi yaşar, yaşam tarzını Kur'an'dan, sünnetten alır. Onun farklı bir dünyası yoktur. Hayatının her alanında, gerek özel hayatında, gerek kamu hayatında, insanların görüp görmemesi fark etmez. Her zaman Allah benimle beraber, Allah beni görüyor, biliyor der ve Allah'ın rızasına göre yaşar. Değerli kardeşlerim, samimiyet Arapça samim kökünden gelir. Her bir şeyin içi, merkezi, aslı, orijinali demektir. İşte canı gönülden, kalpten, yürekten gibi ifadeler kullanırız. Bu ifade samimiyeti ifade eden ifadelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ihlas kavramı ile ifade edilir samimiyet. İşte nasihat, ihlas, sadakat, samimiyet bunlar ortak kavramlardır. Yani olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz gibi olmak. Allah'a
Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'a ibadet ve kulluk ederken her türlü beşeri düşüncelerden, çıkarlardan, dünyevi menfaatlerden soyutlanmak, her şeyde Allah'ın rızasını esas almak demektir değerli kardeşlerim. İhlas kavramı, samimiyet kavramı istilahi olarak ayrı anlama gelir ama sözlük anlamıyla istilahi anlamı birbirine yakındır. Yani bir şeyi içerisine karışmış olan yabancı unsurlardan, zararlı maddelerden arındırmak, temizlemek ihlas kavramı olarak ifade edilir. Terim olarak da değerli kardeşlerim, istilah olarak da Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri, insanlara yapılması gereken iyilikleri, yani hayatımıza dair yapıp ettiklerimizin hepsinde Allah'ın rızasına esas almak, batıl inanışlardan, şirkten, riyadan, gösterişten uzak kalmak, kalbimizi, gönlümüzü temizleyip her şeyde Allah rızasına göre hareket etmek. Zira dinin doğduğu yer kalptir, dinin göründüğü yer de bedenimiz ve davranışlardır. Bir insanın Müslüman olup olmadığını kalbini yararak insanların bilemeyiz. Nereden anlaşılır? Dinin tezahürleri olan başta 5 vakit namaz ve hayata dair Müslümanca yaşayıp yaşamadığı bir insanın Müslümanlığını ortaya koyar. Değerli kardeşlerim, her türlü beşeri düşünceden, riyadan, gösterişten demek ki zihnimizi, gönlümüzü, kalbimizi arındırıp her şeyi Allah rızası için yapmak ihlas ve samimiyet olarak ifade ediliyor. Şimdi herhangi bir maddi değeri olan bir eşyaya başka bir şey kattığınız zaman onun değerini düşürüyorsunuz. Teşbih tahtı olmasın, konu anlaşılsın diye söylüyorum. Veya gıdalara, üretilen gıdalara gıdanın içeriğinden olmayan başka şeyler katmak, buna tahşiş diye ifade ediliyor. Tahşiş ne yapıyor? O maddenin, o gıdanın değerini düşürüyor ve insanlara da zararlı hale getiriyor. Tabir caizse inancımızı, ibadetlerimizi de tahşişten korumak ne demek? Riya, gösteriş, şirk, hurafe, batıl anlayışlar inancımıza musallat olmuş tahşiş dediğimiz efendim yabancı unsurlardır. Böyle bir şey olduğu zaman Allah katında ne imanın ne de yapılan ibadetlerin ve hayır hasenatların herhangi bir değeri olmaz. İslam alimleri ihlas kavramını çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Düşünceleri, inancımızı, düşüncemizi yaratılmışların her türlü mülahazasından, değerlerinden, değerlendirmelerinden arındırmak ihlastır. El-ihlas tasfiyatul kulubi an mülahazatil mahluk. Arapça böyle bir tarif var. İhlas, yani Allah için yapılması gereken en önemli ibadet olan ihlas, kalbimizi, zihnimizi Allah'a ibadet ve kulluk ederken her türlü beşeri mülahazadan, her türlü desinlerden, riyadan, gösterişten arındırmak ihlas olarak tanımlanıyor. Yine yaptığın işe, ibadete, hayır hasenata Allah'tan başka bir tanık aramamaktır. Bir başka tarif. Namaz kılarken insanların görüp görmemesi önemli değil. Veya zekat verirken veya hayır hasenat yaparken insanlara değil, ibadetimizi Allah'a arz etmek. Şimdi her şey internet yoluyla sosyal medyaya, canlı yayınlara yansıdığı için zaman zaman hac yaparken görüyoruz. Kabe'de tavaf ederken kimi kardeşlerimiz işin farkında değil, tavafını, ibadetini kim arz eder insan? Yalnızca Allah'a arz eder. Ama bir bakıyorsun telefonu açmış canlı yayında yaptığı tavafı insanlara gösteriyor. Şimdi böyle bir ibadet Allah katında değeri olmaz kardeşler. Bu yanlışlardan sadece örnek olsun. Konuyla ilgili olduğu için söylüyorum. Eğer biz namazımızı, haccımızı, tavafımızı veya yaptığımız hayır hasenatları insanlar görsünler diye yaparsak, o zaman Allah katında bu ibadetin bir değeri olmaz. İşte ihlas budur. Yine riyayı terk etmek, Allah'a karşı niyetini düzgün yapmak, böyle çeşitli tanımlar var. Değerli kardeşlerim, Cüneydi Bağdadi diye bir İslam alimi de ihlas kavramı üzerinde diyor ki, ihlas o kadar gizlidir ki
yani insanın kalbinde olacak, gizli olacak ihlas samimiyetini, onu bizim ölçmemiz mümkün değil. Allah kalplerin derinliklerinde olana bakar, samimiyetimizi ölçer. Melek onu bilmediği için sevap olarak yazamaz. İhlas o kadar gizlidir ki, melek onu bilmediği için yazamaz. Şeytan da bir Müslümanın ihlasını, samimiyetini ölçemeyeceğinden dolayı onu bozamaz, ihlasına zarar veremez. İhlaslı olan kişi de, yani inancında, ibadetinde, hayır hasenatında, içten olan, samimi olan, Allah rızasına esas olan alan kul, kendisi de ihlaslı olup olduğunu fark edemez ki şımarsın. Böyle bir güzel tanım var. Rabbim inşallah bizleri de bu ihlas şuuruna, samimiyet şuuruna erişen kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, bu konu neden çok önemli? Çünkü ibadetin özü ihlastır. İbadet deyince de sadece namaz, oruç, hac, zekat belli ibadetler değil. Bizim hayatımızın bütün alanları ibadet ve kulluk alanıdır. Allah rızası için yaptığımız her şey geniş anlamda ibadet kavramı içerisinde yer alır. İşte ibadetin özü ihlastır. Eğer ihlas yoksa, samimiyet yoksa, Allah rızası yoksa biz onu fark edemeyiz. Ama Allah onu değerlendirir. O zaman ne olur kardeşlerim? Allah katında o ibadetin hiçbir değeri olmaz. Kişi diyelim namaz kılıyor. Şeklen soruyor, hocam benim bu kıldığım namaz sahih oluyor mu? Biz neye bakıyoruz? Zahiri şartlara bakıyoruz. Fıkhen abdestini düzgün aldı mı? Efendim tadil erkena uygun namaz kıldı mı? Rükünleri yerli yerince yaptı mı? Namazın sahih olacak kadar Fatiha'yı ve namaz surelerini biliyor mu? Rüküsüne, secdesine dikkat etti mi? Buna evet baktık, hepsi tamam, o zaman senin namazın sahih deriz. Bu nedir? Bize göre. Biz ancak bu kadarını anlayabiliriz. Ama Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَارِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ Allah sizi değerlendirirken, ibadetinize not verirken, hayır hasenatınıza not verirken tabir caizse, neye bakar? Önce niyetinize bakar. İhlasınıza, samimiyetinize bakar. Sırf Allah rızası için mi yapıyorsunuz? Yoksa kalbinizin derinliklerinde bir riyakarlık gösteriş var mı? Örneğin, insanlarla beraber olurken namazı düzgün kılıp, yalnız başına kılarken baştan savma mı yapıyorsunuz? Böyle bir durumdaysak o zaman ihlas konusunda bir problemimiz var. Demek ki insanlar düzgün namaz kılsınlar diye namaz kılıyoruz. Ama yalnız kaldığımız zaman hemen baştan sonra namazı kısa zamanda bitiriyoruz. Burada bir problem var. Onun için Efendimizin bu hadisi son derece önemli mesaj veriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَارِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ Allah Teala sizi değerlendirirken şekillerinize, elbisenize, malınıza, mülkünüze, makamınıza bakmaz. Önce o ibadeti yaparken hangi niyetle yapıyorsunuz? İhlas ve samimiyeti ölçen sadece Allah'tır. İhlasınıza bakar, samimiyetinize bakar, niyetinize bakar. Ondan sonra da yaptıklarınızı doğru yapıyor musunuz? وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin kalplerinize, gönüllerinize bakar. Eğer ora doğruysa yaptıklarınız doğru mu? Hani bir de Kur'an ve sünnet ölçüsüne uygun namaz kılıyor musunuz? İbadet yapıyor musunuz? Buna bakar. Onun için değerli kardeşlerim, niyetlerimizin, düşüncelerimizin sırf Allah rızasına ayarlı olması, Allah rızası eksenli olması son derece önemli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyuruyorlar ki, اَدِّينُ اَنَّصِيحَةُ Temim Eddari isimli sahabe-i kiramdan birisi anlatıyor. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Din samimiyettir, din samimiyettir. Samimiyet yani ihlaslı olmaktır, içten olmaktır. Allah rızasından başka bir niyet taşımamaktır. قُلْنَا لِمَنْ Ya Resulallah, dedik ki kime karşı samimiyettir ya Resulallah? Efendimiz buyurdular ki, lillahi
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Allah'a karşı samimiyettir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyettir. Allah'ın peygamberine karşı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı samimiyettir. Yöneticilere ve yönetilenlere karşı samimiyettir. Ve bütün Müslümanlara, bütün insanlığa karşı samimiyettir. Din budur diyor. Eğer bu samimiyeti yakaladıysak, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevgili kulu olduk demektir. Peki, Allah'a karşı samimiyet nedir değerli kardeşlerim? Bütün samimiyetin kaynağı Allah'a olan samimiyettir. Allah'a karşı samimiyet, içten olmak, samimi olmak, her ne yaparsak Allah'ın rızasını esas almak, ibadette ihlası yakalamak, hayır hasenatta riyakarlıktan, gösterişten uzak kalmak, inancımıza batıl ideolojileri, şirki, hurafeleri karıştırmamak ve her şeyde Allah'ın rızasını esas almak. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, Estağfirullah, İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fe'budillâhe muhlisan lehuddin. Ey Muhammed, Habibim, şüphesiz biz o kitabı, Kur'an-ı Kerim'i hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. Fe'budillâhe muhlisan lehuddin. İşte bu ayet-i kerime bütün konuştuklarımızı kapsayan derinlikte bir ayet-i kerime. Allah'a ibadet ve kulluk ederken dini Allah'a has kılarak ibadet et. Peki dini Allah'a has kılmak nedir değerli kardeşlerim? Halis olan din nedir? Tevhid dinidir. Dininizi her türlü batıl ideolojilerden, hurafelerden, dinde olmayan sapkın düşüncelerden arındırın. Artı Allah'a ibadet ve kulluk ederken Allah'ın hiç bağışlamayacağı bir günah vardır, şirktir. İnne Allahe la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala buyuruyor ki Allah kendisine ortak koşanları asla bağışlamaz. Eğer bir insan inandığı halde Allah'tan başka varlıkları da Allah'ın seviyesine çıkarmışsa, Allah muhafaza, Allah'a inanıyor ama beşeri varlıklara da kutsiyet atfediyor, Allah muhafaza, veya Allah'tan başka ilahlar ediniyor, bu şekilde öldüğü zaman Allah-u Teala kesin olarak buyuruyor ki Allah asla bu kulunu affetmez. Bunun dışındaki beşeri bazı hataları, kusurları dilerse affeder. Onun için değerli kardeşlerim, dini Allah'a has kılmak demek, Kur'an ve sünnete uygun din anlayışını oluşturmak, Kur'an ve sünnete aykırı olan her türlü dini görünümlü batıl anlayışlardan, hurafelerden dini arındırmak ve Allah'a ibadet ve kulluk ederken de yalnızca Allah'ın rızasını esas almak. İşte sağlığa iyi gelsin diye oruç tutmak niyetiyle oruç tutulduğu zaman, evet kişi oruç ibadetini yapıyor ama diyor ki işte neden oruç tutuyorsun diye soruluyor. Efendim sağlığa iyi geliyor. Böyle bir düşünceyle oruç tuttuğumuz zaman dini Allah'a has kılmış olmayız. Veya işte cömert desinler diye hayır yapmak, hasenet yapmak, zekat vermek, bu gibi konularda değerli kardeşlerim son derece dikkatli olmak. Bir başka ayet-i kerimede estağfirullah ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddin hunafa ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinul kayyime. Allahu Teala buyuruyor ki onlar dini Allah'a has kılarak yüzünü, gönlünü, zihnini batıldan hakka çevirerek Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredildi. İşte doğru olan din budur. Bakın namazdan önce, zekattan önce ne geliyor kardeşlerim? Dini Allah'a has kılmak. Yani din adına uydurulan yanlışlardan, batıl anlayışlardan, hurafelerden dinimizi arındırmak, tevhide esas almak ve Allah'a ibadet ve kulluk ederken yalnızca Allah'ın rızasını düşünmek,
dünyevi hiçbir şeyi esas almamak ibadette ve bu esas üzerine namazı doğru kılmak, zekatı vermek. Yine bir başka ayet-i kerimede "Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin." Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Habibim de ki ümmetime, kullarıma, ben ve sizler dini Allah'a has kılarak Allah'a ibadet ve kulluk etmekle emrolunduk. İşte ihlas konusu değerli kardeşlerim bu kadar önemli. Hani kurban bayramlarında çok okuduğumuz ayetlerden birisi de kurban keserken Mevlamız buyuruyor ki estağfirullah. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha. Kestiğiniz kurbanların kanları ve etleri Allah'a ulaşmaz. Velakin yenaluhu takva minkum. Ancak sizin ihlasınız, samimiyetiniz Allah'a ulaşır. Kurban keserken ne kadar güzel, gösterişli, efendim iyi bir kurban alırsanız alın. Kurbanı kestiniz, tekbir getirdiniz, efendim fıkıh şartlara uygun güzel bir kesim yaptınız, kurban etini dağıttınız, şeklen fıkhen bu kurban tamam. Ama Allah buyuruyor ki, kestiğiniz bu kurbanda eğer sizin niyetiniz sırf Allah rızası değilse, onun Allah katında bir değeri olmaz. Sizin kestiğiniz kurbanların bilin ki, Allah'a ulaşan etleri ve kanları değildir. Sizin ihlasınız, samimiyetiniz, takvanızdır. Burada da yine ihlasın, samimiyetin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, bir başka ayetinde de Mevlamız buyuruyorlar ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, yani inanıyoruz ki Rabbimize kavuşacağız. Bir ahiret var. Bu hayattan sonra her an yolculuğa çıkmaya aday olduğumuz bir hayatımız var. Kabir alemi, kabirden sonra da bir ebedi hayat var. İşte Allah'a çıkmayı ümit eden, inanan insanlar Allah'ın huzuruna temiz çıksınlar. Dünyaya günahsız geldiniz, temiz geldiniz. Böyle tembel tembel ömrünüzü, gençliğinizi günahlarla, kötülüklerle, isyanlarla tüketmek yok. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Allah'ın huzuruna çıkacağını ümit edenler, bilenler salih amel işlesinler. Ebedi alem için yatırım yapsınlar. İmanın üzerine salih amelleri bina etsinler. Salih amel nedir? Başta dinin direği namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır, kurbandır. Bireysel ve toplumsal hayatın her alanında, ticaretimizde, sosyal hayatta, aile hayatında, komşuluk ilişkilerinde, hayatımızın her alanında değerli kardeşlerim, Allah'ın rızasına göre yaşamaktır. Allah'ın razı olduğu şekilde kazanmak, Allah'ın razı olduğu şekilde harcamak, Allah'ın rızasına uygun birbirimize karşı davranmak, bütün bunlar samim, salih ameldir. Ve Mevlamız buyuruyor ki, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Benim huzuruma gelecek kullarım, salih amelle gelsinler. Günahlarla gelmesinler. Küfürle gelmesinler. Şirk günahıyla gelmesinler. Kul haklarıyla gelmesinler. Neyle gelsinler? Salih amellerle gelsinler. Ama salih amel işlerken de, işledikleri salih amellerin, Allah katında kabul edilmesi için o ifade son derece önemli. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Rabbine ibadet ederken, kulluk ederken, salih amel işlerken hiçbir varlığı bana ortak koşmasınlar. Ne kadar önemli. Salih amel işliyorsunuz. Allah'ın razı olduğu salih ameller. Ama burada niyetinizde bir problem varsa, İhlasta bir zedelenme varsa, bir dünyevi arzu çıkar menfaat varsa Allah muhafaza, bir şirk varsa, Efendimiz bir hadislerinde buyuruyorlar ki, ben sizin hakkınızda açıkça şirk koşacağınız konusunda endişem yok. Bile bile siz Allah'ı bırakıp da başka varlıklara tapmazsınız. Ama sizin hakkınızda en büyük endişem gizli şirktir. Bu da nedir? Riyakarlıktır, gösteriştir. Yani ibadetinizi, kulluğu Allah'a arz ederken insanlara da gösterme arzusu gizli şirktir. Bu da ibadetleri yok eder, Allah muhafaza. Bir ayetinde de buyuruyor ki: "Ellezine dalla sa'yuhum fil hayati dunya
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah muhafaza kardeşlerim. Allah bu ayette, şimdi açıklayacağım ayetteki duruma bizleri düşürmez. O kadar önemli bir noktaya işaret ediyor ki: اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Öyle insanlar vardır ki dünya hayatı boşa gitmiştir. Yani Allah kaç yıl ömür vermişse, 60, 70, 80, 100 her neyse, bütün yapıp ettikleri reddedilmiştir. Allah katında hiçbirisi kabul edilmemiştir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنُعًا. Ama onlar kendini kandırıyorlar. Kendilerini aldatıyorlar. Çok güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Bakın böyle bir tehlikeli duruma da, böyle bir akıbete de ayet-i kerime işaret ediyor, haber veriyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, dünya hayatına dair yapıp ettikleri hepsi boşa gitmiştir. Hepsi reddedilmiştir. Ama onlar iyi işler yaptıklarını zannediyorlar. Onun için sürekli imanımızı test etmemiz lazım. İmanımızı sürekli yenilememiz lazım. İbadetlerimizi tam yapmamız lazım. Ama bunları yaparken de zihnimizi, kalbimizi, gönlümüzü yoklamamız lazım. Acaba bilerek bilmeyerek ibadet ederken, hayır hasenat yaparken, sosyal faaliyetlerde, hizmetlerde bulunurken, acaba ben bunu yaparken sırf Allah rızası için mi yapıyorum? Yoksa insanlara, efendim çok iyi insan, iyi Müslüman, çok hayırsever, böyle bir arzum var mı? Varsa bunları yok etmemiz lazım. İşte değerli kardeşlerim, çok iyi şeyler yaptığını zanneden kim insanların yapıp ettikleri boşa gidiyor. Ama onlar bunu ne zaman anlıyorlar? Ebedi alemde hayatın hesabını verirken. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her akşam yatmadan önce 70 defa, 100 defa tevbe istiğfar ediyor ya, estağfurullah diyor. Kendini yokluyor. İbadette bir kusur var mı? İnsanlarla ilişkilerde bir kusur var mı? Herhangi bir insanın hakkı hukuk üzerime geçti mi? Veya Allah'a ibadet ve kulluk ederken farkında olmadan ihlasa, samimiyete aykırı bir düşünce zihnime, gönlüme geldi mi? Efendimiz bunu bütün günahlardan korunduğu halde, ümmetin lideri, önderi olduğu halde, ümmetine örnek olsun diye bunu yapıyor kardeşlerim. Bizim de günlük olarak hayatımızın muhasebesini yapmamız lazım. İbadetimizi sırf Allah'a arz etmemiz lazım. İnsanlar beni beğeniyor mu diye değil, Allah beni beğeniyor mu diye düşünmemiz lazım. Herhangi bir şey yaparken niyetimiz sağlamsa, yapıp ettiklerimiz Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye uygunsa ve elimizden geldiği kadar yapacağımız işi standartlara uygun en güzel şekilde yapmaya gayret ediyorsak, insanların takdir edip etmemesi önemli değil. Allah benim bu ibadetimi kabul ediyor mu? Allah benim bu hizmetimi onaylıyor mu diye düşünürsek değerli kardeşlerim, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanırız. İhlas şuuruna erişmiş oluruz. Değerli kardeşlerim, bir kutsi hadiste yine Rabbimiz buyuruyor ki, kulumun en çok sevdiğim ibadeti bana olan ihlas ve samimiyetidir. En önemli ibadet neymiş? İhlas ve samimiyetmiş. Son derece önemli. Çünkü ihlas ve samimiyet olmadığı zaman diğer ibadetler temelden yok oluyor. Esastan yok oluyor. Zahiri şartlar yerine gelse de Allah katında ibadetimiz, hizmetlerimiz, hayır hasenatlarımız bir değer ifade etmediğinden dolayı değerli kardeşlerim, ihlas, ibadetin özü ihlastır, samimiyettir dedik. Allah-u Teala da kulumun bana karşı yaptığı ibadetlerin en değerlisi samimiyettir, ihlastır diyor. Diğer ibadetler bunun üzerine temellenir. Değerli kardeşlerim, Efendimizin bir hadisinden yola çıktık. Efendimiz din samimiyettir, ihlastır. Bunun başında Allah'a karşı samimiyet gelir. Peki biz elhamdülillah Müslüman bir ülkede dünyaya geldik. Müslüman annenin babanın çocukları olarak hayata geldik. Hayatımızı sürdürüyoruz. Allah cümlemize hayırlı ömürler versin. Allah'a karşı samimiyetimizi
kendimiz ölçebiliriz kardeşlerim. Kelime-i şehadet getiren her Müslüman Allah-u Teala ile iman sözleşmesi yapmıştır. Kelime-i şehadetin gereğini hayatımıza uyguluyor muyuz, uygulamıyor muyuz? Allah'a karşı samimiyetimizin ölçüsü budur. Kelime-i şehadet getirmek Allah'a ibadet ve kulluk sözü vermektir. 5 vakit namazımızı düzgün kılıyor muyuz, kılmıyor muyuz? Bakın, Allah'a karşı samimiyet sınavının 1. maddesi. Bir kere imanımızı her türlü hurafelerden, şirkten arındıracağız. Bunu söyledik. İbadet, amel boyutuna gelince Allah'a karşı samimiyetimizi ölçelim. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah her birimizi farklı özellikte, güzellikte yarattı kardeşlerim. Sayısız nimetlerle bizlere ikramda bulundu. Hayatımızı, varlığımızı ona borçluyuz. Peki biz günde 5 vakit namazımızı kılmıyorsak Allah'a karşı nasıl samim olacağız? Dinin direği namazdır. Alemlerin Rabbi bize değer veriyor. Günde 5 vakit huzuruna davet ediyor. Namazda hayat var, huzur var, felah var, gönül huzuru var, aile huzuru var, toplum huzuru var. Düzgün kılarsak, namaz öncesi maddi manevi kirlerden arınırsak, namazımızı hakkıyla eda edersek, namaz kılarken Allah'ın huzuruna kul haklarından arınmış olarak çıkarsak, 5 vakit namazımızı bu bilinçle kılarsak, namaz hayatımızı Müslümanlaştırma noktasında en önemli bir ibadet. Değerli kardeşlerim, onun için her kardeşimiz gerek camide olan gerek uzaktan yayınlarla bu şu anda bizimle beraber olan kardeşlerimiz, hepimiz kendimizi sorgulayalım. Efendimiz buyuruyor ki din samimiyettir. Samimiyetin başında Allah'a karşı samimiyet gelir. Rabbimize karşı ne kadar samimi olursak, ne kadar içten olursak, ne kadar ibadetli, ihlaslı olursak, o kadar Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmış oluruz. Dualarımızın kabulüne vesile olur. Peki namaza baktık. Eğer hala günde 5 vakit namazımızı eda etmiyorsak, Rabbimizle aramızı açıyoruz. O zaman şu mübarek 3 ayları vesile edip namaz ibadetini hakkıyla eda etmemiz lazım. Peki namaz kıldık, namazı tamam. Diğer alanlarda kardeşlerim, her alanda diğer ibadetleri de yapmamız gerekiyor. Bir de hayatımızın bütün alanları geniş anlamda ibadettir dedik. Aile hayatımız, eşlerin birbirine karşı davranışları, sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, Allah'a karşı samimiyetin bir yansımasıdır. Komşularla ilişkilerimiz, akrabalarla ilişkilerimiz, ticarette yaptığımız davranışlar, helal kazancımız, helal tüketimimiz, bütün yapıp ettiklerimiz kardeşlerim, Allah'a karşı samimiyetimizi ortaya koyar. Veya insanların yanında, biraz önce örnek verdim, namazı düzgün kılıp yalnız kalırken namazı böyle çok kısa zamanda bitiriyorsak, o zaman biz insanların yanında namazı düzgün kılarken yalnız başımıza namazımızı çok hızlı bitiriyorsak ne yaptık? Samimiyetimiz kime karşı oldu? Allah'a karşı samimiyet konusunda burada bir problem var. Namazımızı insanlara arz ettik. Bu iyi namaz kılıyor diye insanlar gördü. Ama yalnız kaldığımız zaman namazı zayi ettik. Veya insanların yanında çok dürüst davranıyoruz. Sözümüze, davranışımıza dikkat ediyoruz. İnsanlar ne iyi insan, ne dürüst insan, ne ahlaklı insan diyor. Ama insanlardan uzakta olduğumuz zaman, elimize fırsat geçtiği zaman Allah muhafaza, İnsanların canına, malına, namusuna zarar veriyorsak, kamu malından çalıyorsak, haksız kazanç sağlıyorsak, Allah bizimle beraber orada. Peki bu böyle durumlarda bir Müslümanın Allah'a karşı samimiyetinden, Allah'a karşı sevgisinden, saygısından söz edilebilir mi kardeşlerim? Bütün bunlar soru işaretleri. Ve huve me'akum eynema küntüm. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir diyor. Allah yokmuş gibi davranırsak Allah'a karşı samimiyetimiz yoktur. Allah yokmuş gibi davranırsak, haşa. Hocam ne demek? Biz Allah'a inanıyoruz, güzel. Allah'a inanıyoruz. İnsanların yanında ahlaklı davranırken, fırsatını bulunca insanlardan uzak olduğumuz zaman, ahlaki değerleri, dini değerleri efendim ihlal ediyorsak,
Nasıl oldu? O zaman demek ki sanki Allah bizi görmüyor, bilmiyor. Allah'tan uzak bir yerde bulunduk, istediğimiz günahı işliyoruz, Allah muhafaza. Allah yokmuş ki bir davranmak budur kardeşlerim. Biz nerede olursak olalım, Allah bizimle beraberdir. Bir Müslümanın özel hayatı yoktur. Ne demek özel hayatı yoktur? Yani kamu alanında da, özel alanda da Müslüman Allah'la beraberdir. İster toplum huzurunda olsun, ister yalnız başına olsun, her zaman Allah onunla beraber. Onun kalbinden geçenleri biliyor, gözlerinin bakışının arkasındaki niyeti biliyor, yapıp ettiklerini hangi maksatla yaptığını biliyor. Öyleyse bir Müslüman Allah'a karşı samimiyetini ortaya koyabilmesi için her zaman Allah'ın varlığını yanında hissetmesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e karşı diyor Efendimiz. İkinci, Allah'a karşı samimiyet, din samimiyettir diyor. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'e karşı. Kur'an'a karşı samimiyet aslında Allah'a karşı samimiyetin ortaya çıkmasıdır. Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet nedir? Elhamdülillah diyoruz ki kitabımız Kur'an. Kur'an'ı elimizden geldiği kadar okumaya çalışıyoruz. Belli günlerde, gecelerde, Ramazanlarda hatimler indiriyoruz. Kur'an'a karşı samimiyet her şeyden önce Kur'an'ı okuyup anlamaktan geçer kardeşlerim. Her şeyi araştırdığımız halde, her şeyi öğrendiğimiz halde, saatlerce televizyon başında, sosyal medyada vakit geçirdiğimiz halde, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmiyorsak, Kur'an-ı Kerim'e karşı samimi olmadık. Allah'ın kitabına haşa, niyetimiz öyle değil ama görüntü olarak değer vermedik. Yani her şeyi öğreniyoruz da Kur'an okumayı nasıl öğrenemiyoruz? O kadar programlar var ki televizyonlarda, Diyanet TV 24 saat belli zamanlarda Kur'an-ı Kerim öğretim programları uyguluyor. Mahallelerde hocalarımız. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin önünde hiçbir engel yok değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet Allah'a karşı samimiyettir. Bunun yolu da öncelikle Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçer. Peki okuduk, güzel okuyoruz, tamam. Tamam mı? Değil. Ondan sonra Kur'an'ın mesajını anlayacağız. Hocam biz hoca değiliz, alim değiliz. Kur'an-ı Kerim'in artık tefsirleri var. Alacağız bir Kur'an yolu tefsirini, şu mübarek üç ayları vesile edin. Baştan sonra Rabbimizin kitabında ne var? Yani Kur'an-ı Kerim, evet vaazlarda, belli programlarda ayetler dinliyoruz ama ben de bir Müslüman olarak elhamdülillah okuma yazmam var, okuduğumu anlıyorum. Artık benim dilimden Kur'an'ı anlayacağım tefsirler, mealler var. Bir Kur'an yolu tefsirini alayım, şunu baştan sona bir okuyayım dediğimiz zaman ne yapmış oluruz? İkinci aşamayı geçmiş oluruz. Yani Kur'an'ın yüzüne okumasını öğrendik. Kur'an'ın mesajını da kavradık. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet değerli kardeşlerim. Okuduğumuz ayetler bilgi olsun, kültür olsun diye değil. Onlar hayata aktarılsın diye gönderildi. Rabbimizin mesajı. O zaman kendimizi sorgulayacağız. İmanımızı, samimiyeti test edeceğiz. Kıyamet gününde hesaba çekilmezden önce okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi muhasebe edeceğiz. Ya Kur'an'da Müslüman şudur diyor. Yalan söylemez, haram yemez. Efendim, af buyurun, zina yapmaz. İnsanların malına, canına, namusuna zarar vermez. İnsanlara faydalı olur. Allah'la devamlı beraber olduğunun bilincinde olur. Zekatını verir. Şer üretmez, fitne fesat üretmez, kötülük üretmez. Hayır üretir, iyilik üretir, güzellik üretir. Bunları Kur'an-ı Kerim'den gördük, anladık. Üçüncü aşama nedir kardeşlerim? O zaman Kur'an'ı hayatımıza yansıtmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yaşayan Kur'an olmaktır. Efendimizin o ahlakını, Hazreti Ayşe annemizin o ifadesini çok duyarız. Hazreti Ayşe annemize sordular. Hazreti Peygamber'in ahlakını bize anlat dediler. Hazreti Ayşe annemiz de dedi ki, siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Siz Kur'an-ı Kerim okuyun, bir de Hazreti Peygamber'in hayatını okuyun. Hazreti Peygamber'in hayatının Kur'an'ın canlı bir varlık şekline dönüşmüş olduğunu görürsünüz.
Yani Kur'an'la bu kadar bütünleşmiş bir örnek peygamber. O zaman bizim de bir hedefimiz var. Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyetimiz için her gün Kur'an'dan bir ayeti okuyalım, bir sayfa okuyalım, okuyabildiğimiz kadar. Okuduğumuz ayetlerin bize hitap eden, bireysel olarak ailemize hitap eden, ticaret yapıyorsak ticaretimize hitap eden alanlarda eksiğimizi, noksanımızı fark edip kardeşlerim, onları hayatımıza uyguladığımız zaman hem Rabbimize karşı samimi olmuş hem de Kur'an-ı Kerim'e karşı samimi olmuş oluruz. İkinci olarak da Efendimiz buyuruyor ki veli resulihi, Allah'ın Resulüne karşı. Üçüncü madde samimiyet. Peygamber'e karşı samimiyet. Peygamberler örnek insanlardır kardeşlerim. Allah onları günahlardan korumuştur. Onlar çok zeki insanlardır. Emin insanlardır. Allah'tan gelen vahyi olduğu gibi insanlara aktarmışlardır. Aktarırken de önce kendileri yaşamışlar, örnek hayatlarıyla insanlara din-i mübini İslam'ı anlatmışlardır. Peygamberlerin samimiyetinden alacağımız dersler var. Bakın, hayatımızın muhasebesini yaparken Efendimizin Allah'a karşı kulluğu, samimiyeti, dine olan bağlılığını örnek almamız lazım. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davasına durdurmak için, insanlara dini anlatmasını engellemek için, insanları zulümden kurtarıyor, sömürü toplumu, insanlar sömürülüyor. Efendimizin anlattığı din ne yapıyor? Allah'la ilişkileri, insanlarla ilişkileri düzenliyor. Zulmü ortadan kaldırıyor, haksız kazancı ortadan kaldırıyor. Mekke müşrikleri Peygamberimizi durdurmak istediler. Her türlü maddi manevi baskıyı uyguladılar. En son hepimizin bildiği bir örnek, samimiyet açısından örnek veriyorum burada da şimdi. Dediler ki, amcası Ebu Talip aracılığıyla Efendimiz'e teklif götürdüler. Yeğenin Muhammed dini insanlara anlatmasın, bireysel planda yaşasın ama insanlara bu mesajları anlatmasın. Kur'an'ın ayetlerini anlatmasın. İstiyorsa Mekke'nin en güzel kızlarıyla evlendirelim. İstiyorsa hayat boyu Arabistan'ın kralı yapalım. İstiyorsa Arabistan'ın en zengini yapalım. Şehvet, şöhret, servet değerli kardeşler. İşte Müslüman'ın Allah'a karşı samimiyeti burada test edilir. Efendimiz ne buyurdu? Değil ki yaptığınız bu teklifler, Allah'a yeminle söylüyorum ki, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz ben yine bu davadan vazgeçmem. İşte değerli kardeşlerim, bizim de Allah'a karşı samimiyetimizin test edildiği alanlar bunlardır. Dünyanın günahlarıyla, çıkarlarıyla, haksız kazancıyla, haksız teklifleriyle karşı karşıya geldiğimiz zaman, şehvet, şöhret, servet teklifleriyle karşı karşıya geldiğimiz zaman, eğer biz orada Allah'ımın buna razı rızası yoktur deyip ve rıdvanu minallahi ekber, Allahu Teala'nın kulundan razı olması sizin teklif ettiğiniz bu dünyalıkların hepsinden daha büyüktür deyip de Allah'ın rızasını tercih edebiliyorsak, haramlardan kendimizi koruyabiliyorsak, haksız kazançtan, haksızlıklardan, ahlaksızlıklardan, ahlaksız tekliflerden kendimizi, nefsimizi, ailemizi koruyabiliyorsak, o zaman biz de Allah'ın peygamberine karşı, Allah'a karşı samimiyetimizi ortaya koymuş oluruz. Değerli kardeşlerim, dördüncü ve beşinci maddeler de veli eymmetihi, veli resulihi, veli eymmetil müslimin ve ammetihi. Yöneten ve yönetilenlerin birbirine karşı samimiyeti. Bakın, din hepsini düzenliyor. Yöneten ve yönetilenler. Yönetilenler, yönetenlere itaat, alınan kararlara bağlılık. Önemli burada samimiyet, bir devlet düzeninin yürümesi için, barışın, kardeşliğin, hakkın, hukukun hakim olması için. Ama yönetilenlerin de, yönetenlerin de yönetilenlere karşı adil olması, eşit davranması, onların malını, canını, namusunu koruması noktasında karşılıklı olarak din samimiyettir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mesajı da veriyor. Tabii konular genişçe izah edilebilir ama vakitler olduğu için geçiyorum. Bir de Müslümanların birbirine karşı samimiyeti. Birbirimize karşı samimiyetimiz aynı zamanda Allah'a karşı samimiyetin yansımasıdır değerli kardeşlerim. İşte ihlasın, samimiyetin, kalpte, zihinde, gönülde başlayan ihlasın hayata yansımaları. Din diyor samimiyettir.
Allah'a dini has kılarak ibadet ve kulluk edin diyor Mevlamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah sizi değerlendirirken kalplerinize, zihinlerinize ve yaptıklarınıza bakar. Malınıza, mülkünüze, makamınıza değil. Samimiyetinize bakar. O samimiyete dayanarak neler yaptığınıza bakar diyor. Ve samimiyetin alanlarını ifade ediyor. Allah'a karşı samimiyet, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet, Allah'ın peygamberine samimiyet, insanların birbirine karşı samimiyeti. Yani iki yüzlü olmamak, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak, birbirlerinin malına, canına, namusuna, onuruna saygı göstermek, birbirlerine selam vermek, birbirinin derdiyle dertlenmek, birbirine maddeten manen yardımcı olmak, insanların, Müslümanların da birbirine karşı samimiyetidir. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizi de ihlas şuuruna eren, kendisine karşı ve kullarına karşı içten samimi olan kullarından eylesin. Bir ayetle bitireyim. Elif la mim ehasiben nasu en yutreku en yekulu amenna. Rabbimiz buyuruyor ki, insanlar inandık demekle, Müslümanız demekle, herhangi bir şey yapmadan, Allah'ın istediği vazifeleri yerine getirmeden, Müslümanlığın gerektirdiği görev ve sorumlulukları icra etmeden o şekilde bırakılacaklarını mı zannediyorlar? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ Sizden öncekileri de biz denedik. İmanlarında ne kadar samimi olup olmadıklarını denedik, imtihan ettik diyor. Allah diyor, iman ettik diyen insanların davranışlarına bakar, niyetlerine bakar, iş ve icraatlarına bakar, yalancılarla doğru söyleyenleri bu şekilde test eder değerli kardeşlerim. Onun için bizler de her zaman imanımızın sınavını veriyoruz. Madem ki Rabbimiz bize imanı lütfetti, ikram etti, o zaman imanımızın gereği olarak Allah'a karşı ne kadar samimiyiz, ibadetlerimizi ne kadar düzgün yapıyoruz, sosyal hayatımız, iktisadi hayatımız, hayatımızın bütün alanlarında Allah'ın rızasını ne kadar esas alıyoruz, birbirimize karşı ne kadar samimi davranıyoruz, Rabbimiz bizi her gün deniyor, test ediyor değerli kardeşlerim. Rabbim iman sınavını hakkıyla veren kullarından eylesin. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا Dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiştir. Ama onlar güzel şeyler yaptığını zannediyorlar. Böyle bir tehlikeden de haber veriyor ayet-i kerime. Rabbim bu duruma da bizleri düşürmesin. İhlasla, samimiyetle, hakkıyla ibadet ve kulluk eden ve insanlara faydalı olan kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Günahlarımız affolsun. Rabbim mübarek cuma hürmetine hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize çareler ihsan eylesin. Mazlum ve mağdurlara yardım eylesin. Üzerimizde emeği olan geçmişlerimize, ecdadımıza, yakınlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize rahmetiyle muamele eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.